talibim. Hocam daha başlamadın. Nerede çıkıyor o niyet? Kardeşlerim, hem gündüzünü çalışacağız hem de gecesini çalışmayla gidereceğiz. Kazman gece ve gündüz çalışmasa 50 yıl geriye giden bu ilçenin kalkınması, ileriye gitmesi mümkün değil. Hayalim gece yatarken bile yatakta Kazman'ı nasıl düzlüğe çıkarabiliriz? İşte görüyorsunuz yolların halini. İşte görüyorsunuz kaldırımların halini. İşte görüyorsunuz mahallenin halini. Gidin, gelsin, görün neler var neler. Bütün bunları Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle en kısa bir zamanda çözeceğimden kesin eminim. Hocam nasıl yapacaksın? İman varsa imkan da vardır. Bunu unutmayın. İman varsa imkan da vardır. Ben bu yola çıkarken Hazreti Ebubekir'in sadakatiyle, Hazreti Ömer'in adaletiyle, Hazreti Osman'ın hayasıyla, Hazreti Ali'nin şecaatiyle yola çıktım. Onların yolunu kendime düstur edindim. Coşkunuz, bu heyecanınız seçimi kazanacağımızın en somut örneğidir. Bunu böyle bilin, sahaya çıkın, ev ev dolaşıyoruz. Kazman halkı misafirperverdir. Kazman halkı çok değerli ve kıymetlidir. Herkes bizi evine davet ediyor. Hocam ne olur gelin bir çay için. Halimizi sorun, içeri gidiyoruz, çayımızı içiyoruz, dinliyoruz ama her birinin sorunu, çok büyük sorunları vardır. Ben 100 defa belediyeye gittim, 100 defa gittiğimde sadece bir kum arabası getirin dedim ama her seferinde cevabım bana verilmedi. Sende gönlünde kalsın aklımız gelecekte. Kim ne derse desin dönmeyelim bu yoldan. Doğruyu saklıyız arkamız. Ama kararlı ve azimli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Halkımız artık laf değil, hizmet bekliyor, hizmet. Ben cebimi düşünmüyorum, ben sizi düşünüyorum. Düşünmeye devam edeceğim. Allah'ın izniyle bütün bu sorunları çözmeye gayret edeceğiz. Gelecek var, bak şu memlekete var mı dünyada eşi? Bitmedi, tükenmedi düşmanı. Tüm ilçemizin en büyük sorunu içme ve sulama suyu sorunudur. Araz akıyor, Kazman bakıyor. Çemçe dağı çeşmelerle, sularla akıyor, Kazman bakıyor. Allah'ın izniyle en kısa bir zamanda hem sulama suyunu hem içme suyunu kısa bir zamanda çözüme kavuşturacağım da emin olabilirsiniz. Başkan, 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 başkan. Rüzgarla baharlar gelecek bir gün, umut yaprağıma düşmeden hasan. Rüzgarla baharlar gelecek bir gün. Çünkü su hayattır kardeşlerim. Her şey sudan yaratılmıştır. Su olmazsa hayat da olmaz. Bunun bilincinde olan Muhammed Emin Parlak Seyda'nın oğlu olarak size sözüm olsun. Başkasının sözü değil, Seyda'nın oğlu Muhammed Emin Parlak'ın sözüdür bu size. Suyu en kısa zamanda halledeceğimden emin olun. Hocam bunu nasıl halledeceksin diye sorabilirler.
hortumları keseceğim. Hortumlar var ya, o ceplerine akıtan hortumları birer birer keseceğim. Hiç kuşkunuz olmasın. Hortumlar kesilecek, onlara akanları size aktaracağım. Bak bu şurada ilçe başkanım Kasım Yıldız'la bu yola çıktığımız zaman ne dedik? Bu ilçeyi kalkındırmak için, bu ilçeyi örnek bir ilçe haline getirmek için bu yola çıkıyoruz. Ben ve başkanım aynen şu sözü söyledik. Gerekirse arabamızı, malımızı, gerekirse dairemizi de satacağız. Bu halka hizmeti vereceğiz. Biz bu şekilde, bu inançla, bu kararlılıkla biz yola çıkmışız. Tanıdık yok, liyakat var, muraklık yok, bereket var, korkaklık yok, cesaret var. Dul, yetim, mağlul, mağdur olan kardeşlerimize şefkat elimizi uzatacağız. O belediyeye gelen siz değerli kazmanlılar, her biriniz o koltukta siz oturacaksınız. Biz size hizmet edeceğiz kardeşlerim. O belediyeye yüzü dökülerek tek bir vatandaşın çıkmayacak. Herkes işini halledecek, işlerini yapacağız ve güler yüzle belediyede ayrılacağında kesinlikle emin olun. Her yerde gelecek var, tanıdık yok, liyakat var, uğraklık yok, bereket var, uğraklık yok, cesaret var. Memurlarımızın, eğitim camiamızın, din görevlilerimizin hal olması gereken sorunlarının bilincindeyim. Ve sorunların hal olması için gereken adımları da atacağımda emin olsunlar. Gençlerimiz, geleceğimiz, umutla bakmak isteyen gençlerimize burada bir müjde veriyorum. Gençler iş istiyor. Gençler aş istiyor. Gençlerimizin en muzdarip oldukları konu işsizlik sorunudur. En kısa zamanda, en kısa zamanda gençler, 200 gencimizi istihdam edecek sözünü veriyorum. 200 gencimize istihdam sözünü veriyorum. Bu Muhammed Emin'in sözüdür. Emin olun. Ben ne söylersem onu yerine getirecek bir şahsiyet olduğumdan hiçbir kuşkunuz olmasın. 200 gencimize iş imkanı vereceğim. Kesinlikle bunu böyle bilin, göreceksiniz. Nasıl olur? Nasıl olacağını onlar hayal edemezler. Onların hayal edemediği projelerimizi geliştirip ve gençlerimize iş alanları, iş sahaları açacağımdan hiç kuşkunuz olmasın. Birçok geziyorum, dolaşıyorum ve dinliyorum. Sanayiciler bana ne diyor? Sanayiye gittim. Hocam, bizim bir servise ihtiyacımız var. İki, temizliğe ihtiyacımız var çöpleri kaldırmak için. Üç, hocam, bizim burada suya ihtiyacımız var. Sanayici kardeşlerimizin el göz nuru, el çalışmaları ve sanayicilerimizin bu durumlarını görünce kendilerine ben burada söz veriyorum. Diyorum ki sanayici kardeşlerim, hiç endişe etmeyin. Muhammed Emin Parlak 1 Nisan'dan itibaren bir hafta içinde sanayicilerin bu sorunlarını halledecek sözünü veriyorum. Geleceğiz bayram, biz geleceğiz. Bu sorunlar hep kolayca halledilebilir. Düşünce, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatında lezzet alır sözünü kendime düstur etmişim. Ve Kazman'ı bunu samimiyetle söylüyorum.
Türkiye'de örnek bir ilçe haline getireceğimden emin olabilirsiniz. Esnafımızı, meslek gruplarımızı ticaret yaptıkları alanlarda gruplar halinde toplantılar yapıp birlikte çözüm odaklı çalışmalar yürüteceğiz. Ben o koltukta oturmayacağım. Müdürlerimi ve meclis üyelerimi yanıma alarak her hafta bir gün muhakkak Kazma'nın esnaflarını dolaşarak sorunlarını dinleyerek ve anından çözüme kavuşturma sözünü veriyorum. Ben orada oturmaya gelmiyorum. Çalışmaya geliyorum. Kazma'nı güzel bir yeşil Kazma'nın haline getirmeye çalışmaya geliyorum. Yoksa yemeye, hortumlamaya değil. Adaletli olacağız. Ayrım yapmayacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi korumaya çalışacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın. Bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. Türkiye sana, sen Türkiye'ye aşıksın. Kim ne derse desin vazgeçmedin doğrudan. Taksici, dolmuşçu esnafımızın isteklerini hep beraber istişare ederek çözüme kavuşturacağım sözünü veriyorum. İlçemizi kaldırımlarıyla, parklarıyla, altyapısıyla, sosyal tesisleriyle etap etap modern bir ilçeye dönüştürerek yaşanabilir bir ilçe yapma kararlılığındayız. Bundan emin olun. Kazman'da dolaşamıyorsun. Arabanı yıkıyorsun, ertesi gün aynı çamur, aynı kir, aynı toz haline geliyor. Kazman pırıl pırıl, tertemiz bir şehir haline gelecek. Bundan emin olun. Siyahlar yok, hep beyaz var. Da kış yok, artık yaz var. Karanlık yok, hep umut var. Bak her yerde gelecek var. Anıdık yok, liyakat var. Hanım kardeşlerimizin ekonomilerine katkıda bulunmaları için kurslar, önce kurslar açacağız, sonra da kendi iş yerlerini kurmaları için kendilerine destekte bulunacağım. Hanım kardeşlerimi unutmadım, unutmayacağım ve onlara bütün imkanlarımı Allah'ın izniyle seferber edeceğim. Bakın, bakın değerli hemşerilerim, çok saygıdeğer kardeşlerim, biz kardeşiz değil mi? Kardeş paylaşmayı bilecek, kardeş kardeşe hizmet edecek. Bakın, Kazman köyleriyle beraber 45 bin nüfusa ulaşmış bir ilçe. Ama hanım kardeşlerimiz köyden ve ilçeden şehri dolaşabilecek, oturabilecek, ailesiyle bir saat zaman geçirebilecek bir park bile yok. Bir güzel konforlu yerleri bile yok. Bunları oluşturacağız. Ailelerimizle rahatça gidebileceğimiz güzel alanları planlıyoruz, yapacağız ve bunları en güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Gördük. Değerli kardeşlerim, Kazmanlılar, bakın hanım kardeşlerimiz köyde gelince, şehire inince abdest alabilecekleri, gidebilecekleri bir yerleri bile yok. Böyle belediyecilik olur mu? Olmaz kardeşlerim. Bu bizim için en önemli bir proje. Modern, güzel, lüks bir yer yapacağım onlara inşallah. Rahatlıkla ihtiyaçlarını giderebilecekleri mükemmel bir yer yapacağım da söz veriyorum, emin olabilirsiniz. Türkiye'ye aşıksın. Siyahlar yok, hep beyaz var. Orada kış yok, artık yaz var. Karanlık yok, hep umut var. Bak her yerde gelen. Hocam, bütün bunların kaynağı nerede diyenlere cevabım şudur. Hortumları sadece kestim mi mesele bitiyor.
Belediye bütçesinin başkanı kimdir? Ve onun ekibiyle beraber o bütçeyi ayarlayan belediye başkanı ve ekibi değil mi? Denk bütçe, havuz sistemini oluşturmak suretiyle belediyenin bütün gelirlerini yandaşlara değil, belediyenin gelirlerini hortumculara değil, belediyenin gelirini Kazman halkına döndüreceğiz, akıtacağız, iş yapacağız, aş yapacağız. Derdimiz Kazman'dır, Kazman'ın halkıdır. Yok liyakat var, duraklık yok, bereket var, ortaklık yok, cesaret var, Türkiye'de gelecek var. Kazman deresini Çemçe'den aşağıya kadar gezdim. Bu dere var ya, Kazman'ın hazinesidir. En büyük sorunu imardır. Ve derede dolaşırken, ekibimle çalışırken, o çocuklar çantaları elinde Çemçe Dağı'nın dibine kadar yürürken sordum, niye yayan gidiyorsunuz? Hocam servis yok dediler. O çocuklara çok üzüldüm. Şu sözü burada huzurunuzda veriyorum. 1 Nisan'dan itibaren o çocuklar mutlaka servislerle gidecek, servislerle gelecek. Bu sözü veriyorum. Yazlar yok, beyaz var, kış yok, artık yaz var. Derenin yolu da olacak. Çünkü Muhammed Emin Hoca geliyor ya. Hoca ne yapacak? Hoca yemeyecek, yedirmeyecek. Hocanın yapacağı iştir, aştır, yoldur, altyapıdır, üst yapıdır, kaldırımıdır. Hoca iş yapmaya geliyor hoca. Hoca başkan. Derenin en büyük hoca başkan. Diye bir vadi yokken sünni bir şekilde ağaçları dikerek bir vadi haline getirmeye çalıştılar ve güzel oldu, oldu da. Peki bizim vadimiz sünni değil ve vadi güzel bir vadi, ağaçlarıyla ve nehriyle, akan sularıyla mükemmel bir vadi, bir de bizim oy hazinemiz olan bir vadi ha. Bu vadiye hizmet edilmez mi? Bu vadi yaşanabilir bir vadi haline getireceğime söz veriyorum. Allah'ın izniyle spor, sanat ve benzeri faaliyet ve etkinlik alanlarını bir an önce modern bir şekilde tesis edeceğiz. Ayrıca Kazman futbol takımlarına en güzel desteği Muhammed Emin Hoca olarak söz veriyorum, veriyorum. Kazman sporu ileriye taşıyacağız inşallah. Kazman seninle gurur duyuyor. Kazman seninle gurur duyuyor. Edeceğiz gayret, biz geleceğiz. Ben de Kazman'la sizlerle gurur duyuyorum kardeşlerim. Siz bizim gururumuzsunuz. Yöresel ve köy ürünü pazarlayan halkımıza modern pazar alanı oluşturup konfor sağlayacağız Allah'ın izniyle, inayetiyle. Kardeşlerim, birçok projemiz var. Bugün cuma günüdür, mübarek bir gündür. Mübarek ayların içerisindeyiz. O projelerimizi büyük miting alanında Allah izin verirse, büyük mitingimizde o hazırlamış olduğumuz projelerimizi birer birer daha detaylı bir şekilde inşallah miting alanında siz değerli kardeşlerimle paylaşacağım. Şimdiden söylemiyorum. Niye? Çünkü kopya çekerler. Onlar bilmezler. Onlar hayal edemezler bizim yapacaklarımızı. Islaya dönüş zamanı, bitecek bu gurbe, biz geleceğiz, bitecek. Bugün burada göstermiş olduğunuz katılımınız, coşkunuz, heyecanınız, konvoyumuz neyi gösteriyor? Şimdiden seçimin lehimize
sonuçlanacağında eminim, emin olabilirsiniz. Onlar sahayı göremediler. Onlar sahayı dolaşmadılar. Birebir insanlarımızla bir araya gelip dinlemediler. Vallahi, billahi, Allah'ın izniyle şunu size kesin ifade ediyorum. Bu halk Seydasını bırakmayacak. Bu halk Muhammed Emin'ini bırakmayacak. Ben eminim, Muhammed Emin, emin ellerde, Kazma'nın ellerinde. Yok liyakat var, duraklık yok, bereket var, korkaklık. Gidiyorlar, seçimden seçime geliyorlar. Ne diyorlar? Yahu Kazmanlı halkı diyor, hemşerilerim, biz sizin evladınızız diyorlar, geliyorlar, oyunu alıp gidiyorlar. Ama bu Kazmanlı ben dolaşırken ne diyorlar? Yahu geldiniz evladınız dedik, evladınızın dediniz, oylarımızı aldınız ama hizmet yok. Sizin gibi evlat olmasın diyor artık Kazman. Mızda Türkiye, silahlar yok hep beyaz var, burada kış yok artık yaz var, karanlık yok hep umut var. Kadromuzu belirlerken geniş olması hususuna özen gösterdik. Bir hoca kardeşimiz var, köyümüzde öğretmenlik yaptı. Kendisini de çok seviyorum, aramızda görünce hatırıma geldi. Hocam şu sözü de versen iyi olmaz mı? Ben de veriyorum. O hocamızın dediğine tasdik ederek, sözüne önem vererek ben de şurada size şu vaadi de veriyorum. Kazman içme suyunu en ucuz bir şekilde size vereceğim. Size o suyu elimde geldiği kadarıyla suyu, içme suyunu bedava vermeye en ileride, tabi hemen değil, bir oturayım bütçeyi bir göreyim ama en sonunda bedava vermeye söz veriyorum, söz. Karnında kış yok artık yaz var, karanlık yok hep umut var, bak her yerde gelecek var. Kadromuzu belirlerken mümkün olduğunca temsil kabiliyetinin geniş olması hususuna özen gösterdim. Eski siyasetçileri hepsini dışarıdan bıraktık. Hepsi yeni, tertemiz, pırıl pırıl bir yeni ekiple huzurunuza çıkacağız. Listeyi bekliyorlar hocam, açıkla, açıklamayacağım. O listenin zamanı da var. Onu açıklayınca göreceksiniz her yerde kabiliyeti yüksek olan, tertemiz, pırıl pırıl, bagajı bozuk olmayan kardeşlerimle yola çıktım ve bu ekiple size beraber hizmet etmeye hep beraberce söz veriyoruz. İnşallah, inşallah o da olur, o da olur. Hastahane yolunu söyle diyor. Hangi yolu söyleyeyim ki kardeşim? Diyorlar ki devenin boynu eğri. E neresi doğru ki? Her tarafta eksik var. Bu eksikleri hep beraber gidereceğiz inşallah. Kazman'a huzur gelecek. Kazman'a adalet gelecek. Kazman'a iş gelecek. Kazman'a aşk gelecek. Kazman'a aşk gelecek. Sevda gelecek. Yaprağına düşmeden hazan, rüzgarla baharlar gelecek bir gün. Saha çalışmalarımız tüm zamanların en yüksek oyunu alarak kazanacağımızı gösteriyor. Kardeşlerim, sizlerin desteğiyle il meclis encümenlerimiz, ilçe meclis encümenlerimizin de kazanacaklarından eminim. İl meclisi de alacağız ve belediye meclis üyelerini de alacağız. Komple alıyoruz. Her o diğer partiler. Tabi babam bana dedi ki hoca, oğlum dedi, sakın diğerlere karışma. Çünkü hatırı olanların hatırı var. Ben de bugün onlara karışmıyorum ama dinleyeceğim onları. Onların benden çok notları var ve bu kafada çok notları aldım, topladım. Bugün onlara dokunmuyorum
Ama bir şey duyarsam onlara çok fena çatarım, o da bilsinler. Evet, elbet uzaklar yakına gelecek bir gün. Kardeşlerim, sizlerden ricam, demokratik taammüllere uygun, seçim sonucu belli olana ve resmileşene kadar enerjimizi ve heyecanımızı koruyalım. Çalışmalarımızı en etkili biçimde sürdürelim. Kardeşlerim, açılış programımıza zaman ayırdınız. Bizi yalnız bırakmadınız. Rabbim sizlerden razı olsun. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışma bizde, zafer yüce Allah'tan. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Seyreder alem gibi baktığım yerden. Yarın Allah hepinizden razı olsun. Yarın Beraat Kandili'dir. Allah şimdiden Beraat Kandili'nizi tebrik ediyorum, mübarek eylesin. Ve Kazma'nın beraatını da 21 Nisan'da bize versin. Kazman bunlardan kurtulsun. Birlik gelsin, beraberlik gelsin, kardeşlik gelsin, düzen gelsin, nizam gelsin, intizam gelsin inşallah diyorum. Çok değerli, muhterem hemşerilerim, aramızda Kars Saadet ve Gelecek Partisi'nin ittifak adayı, belediye başkanı adayımız Hilmi Bey aramızda, Kars Saadet İl Başkanı aramızda, Sarıkamış Saadet ve Gelecek ittifak adayı, belediye başkanı adayımız aramızda ve çok değerli misafirlerimiz, encümenlerimiz, Kars'ı temsil eden encümenlerimiz aramızda. Hepsine huzurunuzda hoş geldiniz, tebrik ediyorum. Allah başarılar versin dileğinde bulunuyoruz. Başkanlarımı buraya davet ediyorum. Biz geleceğiz, durmaz bu hareket, biz geleceğiz. Soygunu vurgunu kaldırmak için, zulmü beşiğinde yok etmek için. Bu ekiple hizmete geliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. Hep umut var, gelecek var. Bunu da ifade etmek istiyorum. Kars'ta ne kadar Kazmanlı kardeşim varsa, Kars Belediye Başkanımız Hilmi Bey'i desteklemenizi burada sizden rica ediyorum, arzu ediyorum. Akrabalarınızı, dostlarınızı arayın. Sarıkamış'ta belediye başkan adayımız Mehmet Ali kardeşime, burada dostlarınız, Sarıkamış'ta dostlarınız, akrabalarınız var. Onları arayıp kardeşimize destek istemenizi sizden rica ediyorum. Rüzgarla baharlar gelecek bir gün. Kars, Sarıkamış ve Kazman Digor belediye başkan adayımız da gelmedi. Bu kardeşlerle hep beraber inşallah Kars'ımıza, ilçelerimize tamamına hizmet etmeye geliyoruz. Duanızı bekliyoruz. Destekleri bekliyoruz.